Boğatepe köyünde. Boğatepe Ardahan'a da bağlı olabilir. Tam emin değilim. Şu an o köyü, evet galiba burası. Buradan döneceğiz ama köyleri bir okuyalım. Evet. Doğru. Boğatepe. Bulduk. Ya her yer o kadar çok beyaz ki. Doğru yolda mıyız, değil miyiz? Onu da pek anlayamadım. Ama şimdi galiba doğru yoldayız. Kadınlarının 45 tane kadın, 15 tane erkek üyemiz var. 45 tane kadına bu bilgiler konusunda eğitimler verdiler. Bu konular hakkında uzmanlardan doğru toplamayı, doğru kurutmayı ve hangi hastalığı hangisinin şifa olduğunu öğrendik. Kurutma atölyeleri kurduk, krem yapımı, yaz çıkarmayı öğrendik. Gelen uzmanlardan bu konularda eğitimler aldık. Aynı zamanda da iletişim kursları aldık. Sağlık kursları, beslenme kursları. Bir yıl Fransızca kurs gördük. Dil öğrendik. Biz de öğrendik. Fransızca öğrendikten sonra Temel diye bir dernekle kardeşlerle yoktuk. Çünkü derneğimizin hedefi var. Derneğimizin hedefi kırsaldaki kadının toplumda yer alması. Aile içerisinde söz hakkı olsun istedik. Eşinin arkasının önünde değil, yanında yer alsın istedik. Ve gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam yakalım dedik. Bu eğitimleri aldık, Fransızca öğrendikten sonra Temel diye kardeş dernekle birlikte bir çalışma yürüttük. Ekoturizme başladık. Ekoturizm yapıyoruz biz burada. Yaz olunca evlerimize pansiyon usulü veriyoruz. Gelen misafirler evlerimizde kalıyorlar. İlk önce Fransızlarla başladık. Fransızlarla ağırladık. İki yıldır da yerli yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yöresel kahvaltı, yöresel yemekler yapıyoruz. Gelen misafirleri burada ağırlıyoruz. Kadın bütçesine para girsin istiyoruz. Biraz da binamızdan bahsedeyim. 1880'li yıllarda David Moss sergisinde İsviçreli iş adamı Gürcistan Manisvetçiliğe gitmek için yola çıkmış. O zaman trenler atlarla, atların dinlenmesi için burada bir kışla varmış. Gece kışlada konaklamış. Sabah olduğunda doğanın çok güzel olduğunu ve burada gravyer yapılabileceğine karar vermiş. Bizim köyümüzde yapılan meyve çeşitliliği 32 tür. Biz bu türü kaybetmeye başlamıştık. Müzemizi kurduk. Yaşlılarımızdan öğrenerek bu çeşitliliğimizi geri kazanıyoruz. Gelecek nesillere bu kültürümüzü aktarmak istiyoruz müzemizin sayesinde. Çok çok güzel bir şey ama yani. Ve bir tek burada var galiba. Türkiye'de ilk, dünyada ikinci peynir müzesi. Çok güzel bir şey. Türkiye'de ilk, dünyada ikinci eko peynir müzesi. Evet. Gravyer önemli bir peynir. Gravyer peyniri hayvanın merrağı otlaması gerekiyor. Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında yapılır. O 650 tür bitki çeşitlerini otlaması gerekiyor ki gravyer olsun. Yem vesaire yedirildiğinde de gravyer olmayan bir peynirdir. Doğum yeri de bizim köydür, bu binadır. Evet. Gravyer peyniri şifa peyniridir. Gravyer peynirinin başlangıç süresiyle sofraya geliş süreci 6 aydır. Bu 6 ay süresinde biz gravyerde piyobrotik bakteriler gaz odacıklarını uyuturuz. Gaz odacıklarında uyuyan peynir rans florasında uyanır. Faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlar. Başlangıç süresiyle sofraya geliş süresi arasından 6 ay geçer. 6 ay sonra sofralıktır gravyer.